Okan Bey, siz ne tür bir set ve bunun ne kadar hazır olarak önünüze geldiğini düşünüyorsunuz? Ben özet tutmaya çalışacağım bu işi çünkü listeyi uzatıp arkadaşlarımızın checklistlerini zorlaştırmak istemiyorum. Hani hangi kutuları tıklayabiliyoruz diye. Ama meraklı insanlar, meraklı, bir kere merak kelimesi içerisinde enerji de barındırıyor. Yani merakını giderebilmek için kendisinin zaten kutunun dışına çıkıp bir araştırma yapması gerekiyor. Bence merakıyla gelen insanların her zaman yeri var bu tür organizasyonlarda. Bence en temel yetkinlik bu. Meraklı olmak ve merak ettiği şeyi yapmak üzere kendi enerjisiyle yola çıkabilen kişiler bence en büyük yetkinlik, en büyük özellikleri taşıyorlar kendilerinde. Dolayısıyla bu alanlar üzerinde çalışmak veya kendi en meraklı ve en enerji dolu oldukları alanı bulmak kişileri en yetkin kılacaktır. Yani bunu tersten de söyleyebiliriz bu şekilde. Diğer her şeyi ilaveten benim söyleyeceklerim bunlar olacaktır. Çünkü dayanıklıktan, azimden bahsettik, risk hazır olmaktan bahsettik. Ama ben merakı her şeyin başlangıcı olarak görürüm. Çünkü merak ettiğiniz zaman öğrenme ihtimaliniz artıyor. Öğrendiğiniz zaman da hangi riski alırım, hangi riski almam, bununla ilgili fikirleriniz oluşmaya başlıyor. Kiminle alırım, kiminle almam da oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla merak çok başlangıçtır benim için. Liderlik için de önemli bir unsurdur. Kesinlikle merak çünkü bulaşıcı bir şeydir merak. Çok kolay bulaşır. Siz meraklıysanız etrafınızdaki insanların meraklı olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden merakı ve merakın getirdiği enerjiyi ben başa koyarım.